İslam tarihinde yazılmış en güzel eserlerden bir tanesi İbn-i Tüfeil'in kaleme aldığı Hay bin Yaksan. Kıymeti zamanında bilinmemiş Osmanlı döneminde İslam tarihinin çok etkili bir anlatımı olmasına rağmen hiç kıymeti bilinmemiş bir eser. 1923'te aslında ortaya çıkmış, 1985'lerde kitap haline getirilebilmiş maalesef. 9. yüzyılda Yunanca'dan Arapça'ya çevrilmiş Salaman ve Absalı öyküsü, başta İbn Sina'nın Hay bin Yaksan'ı olmak üzere birçok İslam düşünürünün yapıtlarına kaynaklık etmiş aslında. Bu eser bizim bildiğimiz Robinson Crusoe'dan aslında. Robinson Crusoe da bu eserden esinlenerek yazılmış bir kitap. İbn-i Tüfeil o zaman gerçekten kalemi çok kuvvetli bir yazar, düşünür, ilim insanı, bilim insanı. Hay bin Yaksan'da Hay'ın hayatını başından sonuna kadar İslam tarihini, Müslümanlık yani Hazreti Adem'den İslam'ın son peygamberi Hazreti Muhammed'e kadar olan dönemi Hay bin Yaksan'ın hayatını anlatırken bir yerlere sıkıştırmış küçük küçük. O yüzden çok üzerine düşünülmesi gereken bir eser. Hay bin Yaksan'ın yani Hay'ın bir adada doğup büyüdüğüyle ilgili bir eser bu. Başlangıcı bu şekilde. İki tane teori var tabii doğumuyla ilgili. Birinci teoride bir kadının onu adaya gönderdiğini iddia edenler de var. Diğer bir taraftan birden adada ortaya çıktığını ve bir Ceylan'ın onu beslediğini, büyüttüğünü. Tabii kadının gönderdiğinde de aynı şey söz konusu. Ama iki teori var bu konuyla ilgili. İkinci olan yani adada doğması. Aslında orada anlatılmak istenen şey insanın sadece bir aracıyla yani bu peygamber veya kitapla değil de kendi kendine de düşünerek, üzerine tefekkür ederek yaşadığı hayatı, karşısına çıkan olayları, kendi yaşamını, canlıların yaşamını da tefekkür ederek, düşünerek çok rahat bir şekilde yaratıcısını bulabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu ortaya koyuyor bu eser. Bu açıdan çok önemli. Özellikle gençlerin okuması gereken bir eser. Yani aklında soru işareti olan, bu konularda gitgeller yaşayan gençlere muhakkak tavsiye edilmesi gereken bir eser. Hay bin Yaksan, İbn-i Tüfeil'in eseri. Burada çok güzel tarihini başında anlatıyor. Zaten 70 sayfalık bir ön söz var kitapta. Bu ön sözde yaşanılan olaylar, kimlerin esinlendiği, hangi dillere çevrildiği hepsini teferruatlı bir şekilde anlatıyor kitabın başında. O yüzden aslında kitabın başı kitabın asıl hikayesi kadar etkiliyor insanı. Kıymetini bilemediğimiz eserlerden bir tanesi. Umarım bu vesileyle kıymeti bilinir, okunur diye temenni ediyorum. O yüzden aslında paylaşmak istedim. Yapı Kredi Yayınları'nda 26. baskısı çıkmış durumda. Geç de olsa aslında kıymeti bilinmeye başlamış. Tabii bunu gençlerin, bizim yaptığımız çalışmalar gibi kitap okuma grupları olan abilerin, öğretmenlerin, eğitimcilerin muhakkak gençlere tavsiye etmesi gereken bir kitap aslında bu. Çok nitelikli, çok kaliteli hazırlanmış demiş. Yine bitirmiş olayım. İyi okumalar. Diğer kitaplarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.